Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Kocaeli Spor'un Van Spor'u 4-2 mağlup ettiği maçtan sonra basın toplantısına katılarak maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Maçın günü ve saati bizim istemediğimiz bir saatte açıkçası. Taraftarımızı hani stada davet ettik ama o süreçte tabii haklı bir isyan vardı. Gayet de haklı, yerinde bir isyandı. Biz taraftarımızı daha az sayıda gelebilirler diye tahmin ederken tahminimizin çok üstünde bir taraftar vardı sahada, statta. Bu bizim için güzel, sevindirici bir durum. İnşallah bundan sonraki süreçte de taraftarımızla birleşerek, bütünleşerek hafta içinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de inşallah daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi maçın bir genel değerlendirmesini yapacak olursak, ön alan baskısıyla başladık maça. Çünkü rakibimize müsaade ettiğimiz zaman geriden oyun kuran, ikinci bölgeye pas trafiği sağlayan, oradan savunma arkasına koşular deneyen bir rakipti. 3 hafta önce bir hoca değişikliği yaşadılar. O hoca değişikliğinden sonra bir oyun formatına değişiklik oldu ve zaten yükselen bir grafiği vardı Vanspor'un. Biz her şeye rağmen bizim oyunumuzun ön planda olacağını bildiğimiz için bizim ne yaptığımız, bizim sahada göstereceğimiz performans ne önemli olduğunu bildiğimiz için tamamıyla kendi işimize, kendi yapacaklarımıza, ön alan baskılarına, savunma arkası koşulara, set oyununda kalabalık savunmaya karşı nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili hazırlandık. Nitekim de hazırlıklarımız sonuç verdi ve bol gollü bir galibiyet aldık. Aslında yemememiz gereken basit goller yedik. Zaman zaman oyuncu değişikliklerinden sonra alan, şimdi çıkan oyuncunun yerine giren oyuncu tabii ki anlatıyoruz, gösteriyoruz ama bazen böyle alanlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü oyuncu diye. Şimdi oradan bir oyuncu çıkıyor, onun yerine bir oyuncu geliyor. Biz bunları kenarda söylüyoruz ama zaman zaman böyle ufak konsantrasyon kayıpları oluyor. Yemememiz gereken bir goldü. Özellikle ikinci golden bahsediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte işin bu tarafını da törpüleyeceğiz. Ama bugünün en anlamlı ve sevindirici tarafı şuydu. Bugün ilk defa sezon başından beri puan farkıyla lider olduk. Bu bizim için çok önemli. Biz bu günlerin geleceğini biliyorduk. Daha güzel günlerin geleceğini de biliyoruz. O yüzden yılmadan, kesinlikle pes etmeden, teslim olmadan aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız, iyi bir atmosferimiz var, iyi bir ortamımız var, güçlü bir taraftarımız var, güçlü bir camiamız var. Kocaeli Spor'a inşallah sezon sonu hak ettiği günleri yaşatacağız. Yani galip geliyorduk daha önce ama hem bireysel sporcuların daha çok ön plana çıktığı maçlar oldu. Ama son iki haftadır oyun da çok, yani oyun da bizi mutlu ediyor, memnun ediyor. Bununla ilgili neler söylemek? Ya onunla ilgili şunu söylemek lazım. Şimdi biz sezon başından beri bir oyun şekli oturtmaya çalışıyoruz. Bu oyun şekli tabii ki zaman zaman geriden ikili oyun kuruyoruz, zaman zaman üçlü oyun kuruyoruz rakibe göre ve şartlara göre. Şimdi oyuncuların oyun sistemini tam olarak ezber haline getirmesi, birbirini tanıması, performansa göre en iyi performansı verecek oyuncuları bizim tercih etmemiz gibi birçok etken zaman içinde oturuyor. Ben ilk sezon başı yaptığımız basın toplantısında şunu söylemiştim. Kocaeli Spor'un bir kimliği olacak, kimlik sahibi olacak. Kocaeli Spor dendiği zaman insanların aklına bir oyun şekli gelecek, bir formasyon gelecek diye anlatmıştım. Tabii bugünlerden bahsediyordum o zamanlarda ama bu bir süreç. Böyle işler yaparken bazen kayıplar yaşıyorsunuz, bazen istedikleriniz olmayabiliyor. Bu noktada işte çok önemli bir kırılma anı oluyor. Burada vazgeçmemek lazım. O kırılma anlarında inandığınız işin arkasından devam etmek lazım. Biz bunu yaptık. Meyvelerini de toplamaya başladık. Psikolojik olarak bir üstünlüğümüz de var şu an rakiplerimize karşı. İnşallah bu üstünlüğü hem saha içindeki oyunsal üstünlüğü hem saha dışındaki psikolojik üstünlüğü iyi değerlendirip sezon sonuna kadar taşımak istiyoruz.